İstanbul trafiğinde akıl almaz bir hırsızlık yaşandı. Yol tartışmasını fırsat bilen hırsız kapısı açık araçtan akıllı telefonu çaldı. Hırsızın fırsatçılığı güvenlik kamerasına da takıldı. Bu şekilde gidiyorduk, biz seyir halindeydik. Çekici önümüze kırmıştık. Tartışma yaşandı. Yaklaşık 2-3 dakika sonra zaten telefonun olmadığını fark ettik. Trafikte yol tartışmasına tutuştu. O sırada işte aracının kapısı böyle açık kaldı. Koltuğun üzerindeki akıllı telefonu çalındı. Trafikte tartışırken telefonumuzu çaldırdık. Bakın o fırsatçı hırsız güvenlik kamerasına nasıl yakalandı? Arkadan geliyor tık. Onur Öztürk aracıyla tekstil kentte ilerliyordu. Aniden önüne bir çekici fırladı ve o andan itibaren de sözlü tartışma başladı. El kol hareketleri neden yapıyorsun tarzında ona yükseldik. O bize yükseldi derken normalde şurada tutuyoruz ama o an bu taraftaydık. O hayal kırıklığını yaşadık. Güvenlik kamerasında hırsızlık anı o kadar net ki. Aynı bu şekilde böyle geliyor. Bizim arkada olduğumuzu fırsat bilerek koltuğun tam üstündeki telefonu alıyor. Ön tarafına koyup ve hızla koşarak panik halinde uzaklaşıyor. O kadar panikle kaçıyor ki neredeyse araba çarpıyordu karşı yolda. Zaten buradan direkt topu gözünüzün önünde almış ha. Tesadüfen olayı fark edip hırsızlık yapan biri miydi yoksa çekiciyle bir işbirliği mi vardı, bunu araştırıyoruz. İşte pandemi bunlara yaradı. Herkes maskeli ya, hiç kimse kameraya yakalanmıyor. Şikayetçi oldum. 4-5 senelik bir birikim var. Fotoğraf, video, aile. Anılarımız vardı. Onur Öztürk'ün tek bir isteği var. Bir an önce telefonuna ve telefonundaki anılarına kavuşabilmek. Telefonumu bulup getirene yaklaşık 3-4 bin lira civarında ödül vereceğim.